alacağız. Küçük kaskalı. Küçük kaskalı. Hocamın Mosso Graveli. Küçük kaskalı. Evet, şimdi başlayacağız. Evden çıkıyoruz. Bir 40 kilometrelik parkur hazırladık Komut'ta. Barış hocam bisikletle, ben hafif hafif koşarak bugünkü antrenmanımızı yapacağız bakalım. Biraz tırmanış, iniş, 1000 metre tırmanış var aşağı yukarı. Çıkışlar, inişler. Bir kısmı patika, bir kısmı stabilize toprak yol gözüküyor. Bir kısım asfalt koşacağız ve pedallayacağız. Tahtalı. Yes sir. Tahtalı'dan hiking trail'dan nereye çıkıyoruz hocam? Üçpınar'a mı? Üçpınar, İnegazi, Atlas dağ ineceğiz. Yes. Öyle değil mi? Evet. Onu ben de ön cebime koydum. Barış hocamın armağanı. Ne olur ne olmaz. Evet. Bundan da ceza gelmesin. Ya ceza gelse dışarı silahlı unsur üzerinde bulundurmak. Evet usta. Şimdi tahtalıya gideceğiz, aşağı ineceğiz. Evet, hayırlı işler. Hocam, kazasız belasız, hadi bakalım. Başladık bakalım. Müziğimizi açtık. Evet, ilk önce tahtalı, oradan dik başlayacak bir çıkış. %16-15 eğim var, 1-1,5 kilometre kadar. Sonra %5-6 ile aşağı yukarı bir 8 kilometre, 10 kilometre Atlas'a kadar neredeyse tırmanıyoruz. Burası ne zaman bozulur hocam? Aktal. Benimle çeyim giriyor böyle gördüm. Kopacak gördüm. Şu anda çalı kaybedilmiş durumda değil mi? Burada bitecek. Burası yaylacık. Görüyorsun doğayı. Muhteşem bir doğa. Gerçekten inanılmaz yeşil. İnanılmaz yeşil. Şimdi o yeşilin içine dalacağız biraz sonra. Şu tepeleri aşacağız. Buralar sanayi, çirkin. Bursa böyle. Sanayi şehri ama işte
köyleri kaybetmişler. Yani bu kol arasında inanılmaz bir sıkıntı. Böyle fabrikalar gördük. Ne kadar kötü. Değil mi? Ne güzel binaya bak. Bina mı demek lazım, ev mi? Bence böyle çıkmak lazım. Nerede? Çalalı'yı buradan toprak yol mu? Ha? Buradan değil mi? Daha hep böyle toprak. Yürüyerek gideceğim. Yürüyerek gideceğim. Biraz 2 kilometre daha bundan sonra. Evet. Öyle mi? Evet. Ama şuradan gidiyorum. Teşekkür ederiz. Bunu bırakma. Burada yine sor ama ileride yine sor. Tamam. Teşekkür ederiz. Bununla çıkamayacağım görülüyor. O zaman yürüyerek bunu çıkaracağız. Ya o ilk bölüm belki ama sonra dinilir gibi geliyor bana. Onların Çalı'dan niye çıkmanın dediği aslında bizim ana yolusu kastediyor. Evet, Çalı Atlasarı'ndaki asfalttan giriş var ya. Belki orayı. Buradan biz ha bu yol geçti. Evet. Toprak gözüktü. Üç buçuk kilometre oldu. 3.5'ta tırmanmaya başladık. Bir kafadan bir kilometre böyle. 1.5 falandı galiba ilk. Karanlı dedi zaten. Yani şunları daha esseler. Oh, yağmurlu gösteriyor diye ne olur ne olmaz Gore-Tex'leri getirmiştim. Biraz ayaklar terleyecek ama olsun. Evet, biz de. Evet abi. Budur. Of, endik yer. Burada %15, %13 falan oluyor. Biraz koşalım. Aşağı inelim. Tekrar koşalım. Yürüyelim. Vücuttan ter çıksın. Mod yükselsin. Köpek çıktı benim arkamdan. Barış hocam durdu. Baktı dinledi o kokladı bizi herhalde. Evet. Sıkıyor musun? Evet. Şimdi şu şeye dönünce devamını göreceğim. Yine bu eğimde ama uzuyor. Baksana. Evet. Burası asfalt olur.
Ben sana söyleyeyim. Sonra buraları bina ol. Kademe kademe. Ha? Kademe kademe öyle gider diyorsun. Kesin. Evet. Baksana yol var abi. Evet. Geniş de açmışlar bu yolu. Açmış yani burayı, bu yol. Burada bir trafik akacak ya. İster istemez. Acaba yangın yolu diye mi açtılar yok burayı? Ben buraları arazi olmasında. Dolayısıyla bunun hepsi kesilir. Hocam villa olur burası. Bak. Burası çünkü şey değil. Orman daha yukarıda başlıyor. Ha, iskanı açabilirler burayı diyorsun. Yani o kaçınılmaz son gibi de. Evet. Ne kadar geç o kadar iyi. Tabii. Ciğer ya, bu akciğer. Hem de ne biçim. Baksana zaten burada biri çevrelemiş arsayı. Birinin bahçesi. Ha. Mecbur yürüyeceğim. Hocam zaten onda biri bitti. Neyi? 40 kilometrenin. Bir şey kalmamış. Bir 9 tane daha böyle kaldı. Ama 10 defa böyle tırmanmayacağız ki. Tabi. Ya %4-5 eğim yapacağız. Evet, eğim düşmeye başladı sanki. Aha. Bursa arkamızda kalıyor. Yani hangi hayvan yapar ki? Yani, moloz atmış herifler resme ya. Moloz atmış abi. İnşaat pisliği. Ha. Yani şuraya bak. Çeken bir doğa. Adam. Şu bira kutunu içti mi birayı? Al mesela. Koy arabana. Çöpe at. Çok basit de. Niye bunu atıyorsun çok buraya? Doğaya. İnanılır gibi değil. Ve bu bölgeyi bilenler kimler biliyor musun? Bölgenin insanı. İnsanı. Tabii bunlar insanı bölgenin insanı. İnsanı. Yani bu bölgenin insanı yapıyor bunu. Bunu şehir merkezinden insanlar bölgeyi bilmez. Hani piknik yapılacak bir alan olduğunu bilmezler. Bak bir daha. Yani. Aa bitmez onlar ya. Bir don. Yani. Ve görünmesin diye arkalara atmışlar. Evet. Yazık. Hayır gücüm. Evet o dik tırmanış devam ediyor. Az kaldı. 3.5 1.3 kilometre falan oldu. Yanılmıyorsam 1.8 kilometreydi bu diklik. Buralar da herhalde farklı farklı yerlere gidiyor ama bizim harita burayı gösteriyor. Bunu ne yapacağız? Neyi? Şey olması lazım bir tane. ATV. Değil mi? Önden veya motocross. Evet ya da motocross. Aslında çok güzel parkurlar çıkartırsın öyle bir şey olsa burada. Bir tane şey olsa ATV. Evet. Daha iyi. Niye? Ailece takılırsın. Evet. Hani şimdi mesela Gökçe de gelir. Evet, artık zannedersem eğim azaldı. Yumuşadı, yumuşadı. Böyle mi gidecek bakalım. Ne kadar aşağı yukarı uzaktayız? Gel hocam. Eve mi? 5 kilometre. 5200. O kadar değil mi? Evet. Vallahi abi İsviçre gibi ya. Aslında İsviçre'ye Türkiye gibi demek lazım belki de. İsviçre'ye Türkiye gibi demek lazım belki de. Demek lazım. Memleketin o kadar güzel ki. Ben kıymetini bilmek zorundayım.
Her bir karışımda kan var. Yani yolda gelirken insan çok üzülüyor. Şurası yeni açılmış bir yol ve yan taraflar sürekli çöp dolu. İnsan gerçekten hayal kırıklığına uğruyor o noktada. Daha dikkatli olmamız lazım. Belki insanımız hocam bizim cezadan korkuyor, para cezasından. Belki bunların daha büyük yaptırımları olabilir. Yani işletirlerse cezayı. Evet, cezanın tabii işletilmesi de lazım. O da ayrı. Bir eğitim. Eğitim evet. Olmadan. Temel sorunu gözüken o belli. 1.3 kilometre falan böyle dik tırmandık, şimdi biraz düzlendi aşağı yukarı, böyle bir eğimle devam edeceğiz. Artık biraz efor harcamanın vakti geldi, çünkü hep yürüdüm. Evet, göçük tehlikesi, ocağa girmek yasaktır diyor. Ama biz mecbur böyle geçeceğiz abi. Buraya taş ocağı mı yapmışlar? Hey, taş ocağına geldik. Valla Bursa'da böyle gözüküyor. Evet, şu yoldan böyle çıkacağız herhalde. Tabi şurayı bir çekeceğim. Taşlara bak nasıl tıraşlanmış. İşte şu anda bulunduğumuz toprağın altı böyle kaya. Bursa ayaklarımızın altında şu anda. Aa, alttan su da çıkmış. Su var orada. Bizim mahallede, bizim oturduğumuz yer 6 metre. 6 metre yer altı suları geliyor. Herkes kendi kazdırıyor. Bahçesine su alabiliyor herkes. Yani 6 metreden su geliyormuş. Öyle söylüyorlar. Bak şurası, orası yok, çökmüş yok. Toprak. Ha? Şuradan gidebilir miyiz? Bu yolun devamı yok. Şu gri yoldan bak arkaya doğru devam ediyor. Acaba o bizi birleştirir mi bir yere? Gördün mü? Hı. Kamyonlar falan inip çıkıyor oradan. Evet. Oradan deneyeceğiz, başka şansı yok buradan. Buradan geçmenin şansı yok. Yani. Evet, şu artık gri diyeyim. Bu nedir ki ya? Niye gri? Buradan bir yol gözüküyor böyle, şu tepenin arkasından geçecek sanırım. Mesela ileride bir yere bağlarsa sevineceğiz. Yoksa nasıl devam edeceğiz bilmiyorum. Bayağı toprak kaymış. Acaba altımızdaki toprakta kayar mı? Çok uçurum kenarı oraya bir oymuşlar. O yüzden kaymış. Buranın kayacağını sanmıyorum. Çünkü altımız mermer olsa gerek.
Ama toprak yumuşak. Şu anda bastığım toprak yumuşak. Yani yumuşaktan kastım kum gibi bir toprak. İnşallah yukarıda bir yola kavuşuruz buradan ya. Hocam sanki dünya turundasın gibi bir manzara var buradan.